Evet, burada anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi olmasın. Yasal uyarıyı okuyalım. Şunu kapatalım. Şunu açalım. Bugün enflasyona bakalım. Benim takip ettiğim enflasyon ENAG. Arkadaşlar ENAG, ENEK yazmış. ENAG. Evet. 12 aylık TÜFE %114. Evet. Bir ayda %15 olmuş. 12 ayda %114 enflasyon. Evet. Şimdi enflasyona bakalım. Çekil önümüzden reklam. Burada ne anlatıyorlar böyle? Bir ayda %11 diyor burada TÜİK'in. Arkadaşlar TÜİK'e güvenmiyoruz. Yani benim yaptığım enflasyon hesabı bilen 3 malda TÜİK'ten çok uzak. Evet. Evet, burada ne anlatılan, ne yapılan belli değil yani. Haber verene de güvenmiyorum. Yani haber de yazmıyor yani. Saçma sapan. TÜFE %11,1 çıkmış. Evet. Yıllık enflasyon %48 çıkmış. Yok, %115. Evet. Şimdi ENAG'da bunun bu kadar yüksek çıkmasının nedeni, ben 3 haneli dedim, 100 falan olur dedim ama yüksek 115 olmuş. 115 çıkmasının nedeni yine bizimkiler operasyon yapıyor. Yani sepette malları değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Yani mesela otomotiv gibi etki, yani otomotiv fiyatlarını daha azdan daha çoka ya da elektrik doğal gaz zamlarını daha azdan daha çoka ya da daha çoktan daha aza gibi sürekli bir değişim içindeler. Yani bunun nedeni de enflasyonu düşük gösterebilme gayretleri. Yani olmadı şunu yapalım, olmadı bunu yapalım. Bu daha düşük çıkabilirdi ama bu sefer bu daha yüksek. Yani 100 gibi çıkabilirdi. Bunun sistemini değiştirmeselerdi 100 gibi çıkardı. Yani 83'tü. 83'tü. 83 15 ekli 15,5 ek 83 artı 15,5 ekle. Evet, yaklaşık 100 gibi çıkıyordu bu. Ama bunun hesaplamasını değiştirdikleri için %115 çıktı. Ne demiştik aylar öncesinde? 3 haneli enflasyon geliyor. Niyetler doları geri çekmek değil. Ücret zam mı? Ücret zammının sonucu olarak 3 haneli enflasyon demiştik. Yani biz o zaman bunu konuştuğumuzda 3 hanelerden çok uzaktaydı enflasyon. Tabii ki burada enflasyonu aylar öncesinden tahmin etmek önemli mi? Yani işte siz yatırım yapıyorsanız, yatırım piyasasında bir şeylere yön veriyorsanız, enflasyonu aylar öncesinden tahmin etmek çok önemli. Neden? Çünkü enflasyon mal ve hizmetler. Malların artacağını, işte 3 haneye çıkacağını bilen biri o malı 3 haneye çıkmadan önce, aylar öncesinde satın alır, o mala yatırım yapar ve o mal birkaç ay içinde eğer böyle %50 artıyorsa, yani %50'lerden %115'lere çıktı, %50 artıyorsa ne olur? Birkaç ay içinde para kazanmış olur. Ya da dolar mesela. Dolar enflasyondan bağımsız bir ürün, bize ait değil yani. Enflasyon bizde olur, onda olmaz. Bu ne demek? Enflasyon %100 artarsa dolar da artacak. Ama bunun ne zaman artacağını bilemeyiz. Yani dolara müdahale ederler, arttırmazlar. Müdahale etmezler, artar. İşte bunun için bu enflasyonu bilmek önemli. Yani dolara yatırım yapma zamanı vardır, yapmama zamanı vardır.
Yani dolar enflasyon kadar arttıktan sonra siz dolar alırsanız, ondan sonra da bir müdahale ederse, gelirse müdahale hükümet tarafından, kusura bakmayın en zirveden almış olursunuz. Bu sefer artık bir sene daha artık enflasyon yükselsin de dolar artsın diye bakarsınız bir sene iki sene. Ama nafile o para erir. Çünkü enflasyon kadar artmıştır. Siz en zirvesinden almışsınızdır. Bu sefer %50 düşerse, %40 düşerse dolar, bu sefer tekrar %40'lık bir enflasyon, yani o günden sonra %40, belki o günden sonra %40 enflasyonu görmeyecek. O zaman zaten enflasyon oluyorsa, sizin bir sene sonra diyelim paranızı geri aldınız ama %40 enflasyon olduğu için her şey %40 pahalandı. O paranın hiçbir anlamı kalmadı. Aslında siz her halükarda %40 kaybetmiş oluyorsunuz bu durumda. Her halükarda. Niye? En tepeden dolar aldınız. Yani enflasyon %40, dolar da %40 yaptı. Siz gittiniz %40 aldınız doları, sonra %15, %20 daha düşürdüler. Ya da %50 düşürdü. Gittiniz 18'den dolar aldınız. Dolayısıyla bu gibi durumlarla karşılaşmamak için enflasyonun ne olduğunu, ne kadar arttığını, peki dolar enflasyonla birlikte arttı mı, artmadı mı? Arttıysa ne kadar arttı? Artmadıysa neden artmıyor? Baskılanıyor mu? Bunları bilmek çok önemli. Yani yatırım yapıyorsanız bunları bileceksiniz. Hatta bizim gibi böyle aylar öncesinden bu işin buraya gideceğini görürseniz, ona göre dolar pozisyonu alırsınız. Birkaç ay sonra o dolar da enflasyona yetişecektir. Bir enflasyonun üstünde gider, sonra tekrar geri döner. Her şey olabilir. Siz bu hesabınızı kendiniz yapacaksınız, risklerinizi alacaksınız. Bunun artışını siz tolere edeceksiniz. Yani bu enflasyon %80 arttı, dolar %120 arttı. Demek ki dolar bir geri çekilecek. Bir geri çekilecek. Ama siz çok iyi para kazanıyorum diye abi bugün de yarın da bugün de yarın da ne oldu? 18'den 10'lara kadar düştü. Bir de açgözlülük yapıp da kaldıraçlı işlem yaparsanız bu sefer dolar 18 liradan 3,5 liraya kadar düşer. Bütün mal varlığınızı kaybedersiniz. Bunlara dikkat edin. Herkese iyi günler.